Serhat Bey cevap vermediniz. Bu hanımefendi kim? Affedersiniz hanımefendi. Siz kimsiniz? Zümrüt. Bakıcıyım. Işığın bakıcısı. Geldiniz buraya. Ay ay ay, benim lokumum gelmiş. Gel, gel bana. Bakıcısı dahil herkes buradayken biraz konuşalım öyleyse. Işıkcığım merhaba. Nasıl, keyfin yerinde mi? Annenle babanla nasıl gidiyor burada? Annem mi? Evet, Deniz annenle mutlu musun burada? O benim annem değil ki. O benim annem değil ki. Benim annem melek oldu. Ah. Ya çocuk işte canım. Kafası karıştı tabii böyle şey. Doğru, annem melek oldu. Ama bak Allah sana bir tane daha gönderdi. Ben onu istemiyorum ama. Ha. Dur bakayım. Dur. Seninle birlikte çizgi film izleyelim mi? Ne dersin? Ha? Ne oluyor? Her şey üst üste gelmesin diye annesi olduğunu söylememiştik. Şimdi öğrendi çocuk. Ama bu kadar beklenilmez ki. Aslında yani Deniz'i çok seviyor. Siz olduğunuz için çekindi Işık. Bir de yani siz geldiniz, onu götüreceksiniz diye korkmuş olabilir. İsterseniz buyurun sizinle aşağıda bir mülakat edelim. Buyurun. Işıkcığım, gel biz de gidelim. Zümrüt. Zümrüt. Nasıl yaptın bunu? Nasıl yaptın? Ben sana inanmıştım. Ben hepinize inandım. Gözümün içine baka baka yalan söylediniz. Ya siz benim ailemsiniz. Nasıl yaptınız? Kızım. Nasıl? Konuşsanıza. Söyleyecek tek bir sözüm bile yok mu Serhat Demirkan? Siz? Sizin yok mu? Azimet Hanım? Bütün nefretinizi gözümün içine baka baka söyleyen siz. Uykunda seni boşadı, başkasıyla evlendi diyemediniz mi yani? Konuşsanıza Demirkanlar, niye susuyorsunuz ya? Yeter! Kızım bak, bir şey olacak, ne olur yavrum, sakin ol, ne olur. Bize esip gürleyeceğine annenle hesaplaş. Seni kocandan ayıran imzayı biz atmadık. Annen attı. Hem de bile isteyip. Zümrüt'ü, kusun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bir şey yaptılar. Kızım! Zümrüt, Zümrüt bir dinler misin lütfen? Zümrüt bir dur yavrum. Zümrüt bir konuşalım mı lütfen? Tabii bekle. Afet Hanım, siz durun ben bir konuşayım. Olmaz ki. Lütfen. Vallahi çok hırslandım. Ya bırakın beni ya, bırakın, ben kimse istemiyorum. Benim de annem var, o da Nergis. Zümrüt, Zümrüt bak sana her şeyi anlatacağım ben. Yemin ediyorum her şey kağıt üzerindeydi. Zümrüt! Zümrüt bir dinler misin beni? Zümrüt. Ya Zümrüt yapma, ne yapıyorsun? Zümrüt bak beni anlayacaksın, bir oturup konuşalım lütfen. Zamanında konuşacaktın, artık çok geç. Zümrüt dinle beni lütfen. Zümrüt ben senden hiçbir zaman vazgeçmedim, vazgeçmem de. Ya ben bu yatağın başında seninle bir ömür geçirirdim ya. Yemin ediyorum sana mecbur kaldım Zümrüt, kızım için mecbur kaldım ben. Anlasana beni artık. Bak zamanda ben bir hata yaptım, seni dinlemedim. Şimdi aynı hatayı sen bana yapıyorsun. Ya benim bu durumda en iyi senin anlaman lazım Zümrüt. Çık dışarı! Zümrüt yapma. Çık dışarı! Bir beni dinler misin lütfen? Çık! Çık! Çık dedim, çık! Tamam. Çık! Tamam. Tamam. Çık! Tamam. Çık dışarı! Çık! Zümrüt! Zümrüt bunu bize yapma ne olur Zümrüt! Zümrüt bak her şeyi en başından anlatacağım lütfen! Zümrüt! Zümrüt! Yeter! Öldür! Zümrüt! Zümrüt bırak elindekini lütfen! Neden ya? Neden? Niye yaptınız bunu bana? Zümrüt Hanım! Ne olur sakin olun. Sakinleşmek falan istemiyorum ben. Zümrüt lütfen sakin ol. Bak sağlığın için lütfen. Keşke beni daha önce düşünseydiniz. kızım. Vallahi gidiyorlar. Ne olur bir şey yap. Kurbanın olayım kız Zümrüt. Abla nereye? Anne biz ne olacağız şimdi? Sen üzülme. Siz kalıyorsunuz, hayırlı olsun. Annenle oturun konağınızda. Nasıl? Ablam ne demeye çalışıyor anne? Kızım imza atarken şart koştum ki konağın yarısını aldım, oldu mu? Ne? Kız şimdi sırası mı konağın? Gel ablan gidiyor. Zümrüt. Zümrüt bak dur. İstersen vur, kır, parçalar şey ama dur. Zümrüt beni öldürmek mi istiyorsun? Dur bak, beni nefessiz mi bırakmak istiyorsun burada? Bak yalvarırım gitme. Ben sana istersen her şeyi en başından anlatayım. 1000 kere anlatayım. İstersen susarım. Hem de sonsuza dek. Ama sen benim elimi tutmasan da, benim yüzüme bakmasan da kal burada. Lütfen. Hangi sıfatla kalacağım ben burada Serhat Demirkan? Hı? Söyle bana hangi sıfatla? Gidiyor. Zümrüt. Zümrüt bak en azından bir dinle, bir açıklamama izin ver lütfen. Zümrüt. Serhat. Bence sen benim adımı da varlığımı da unut. Hatta o kazada öldü varsay beni. Zümrüt. Sen yaklaşma bana. Zümrüt bak yalvarırım git. Bırak. Lütfen. Bırakmam. Bırak ben. Serhat. Gitmene izin vermeyeceğim. Serhat bırak dedim sana. Zümrüt gelin dellendikçe dellendi, dellendikçe dellendi. İnşallah dellendikçe kazayı hatırlamaz. Bir ağzını hayra aç. Çocuk gitti, çıktı gitti. Ya inşallah sonsuza kadar kurtuluruz. Uyan güzel. Gitme ne olur hem güzel. Beni yalnız bırakma. Ağlama olur mu? Gitmek zorundayım. Bak sana söz veriyorum. Seni görmeye geleceğim, tamam mı? Hayır gelmeyeceksin. Önce annem gitti, sonra da Cihan babam. Şimdi de sen. Herkes beni bırakıp gidiyor. Kimse beni sevmiyor. Ben de geleyim seninle ne olur. Bak buna koyarsın beni. Birlikte her yere gideriz olmaz mı? Olmaz bir tanem. Gelemezsin benimle. O zaman sen de gitme ne olur. Işık çok üzülüyor. Senden rica ediyorum. Gitme. Biliyorum. Senin için çok zor. Ama o daha çok küçük ve gidersen onun için her şey çok zor olacak. Sana ihtiyacı var. Lütfen kal bizimle. Hop. Ben... dur. Ya baba yettim. Yettim. Geldim. Beceremedim. Çevir bakalım şuradan. Ne oluyor burada? Serhat Bey. Hoş geldiniz. Zümrüt, ışığı al dışarı çık. Ben alırım. Işıkcığım hadi. Ben bir yere gitmiyorum. Zümrüt, dışarı çık. Lütfen. Ben seni kaç kere daha uyaracağım aileme yaklaşma diye? Ben senin çalışanın değilim yalnız. Bana öyle emir vererek konuşamazsın. Bak ben seni son kez uyarıyorum. Ailemden de karımdan da uzak duracaksın. Sen hala ne anlatıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Sen ne Işık'ın babasısın ne de Zümrüt Hanım'ın kocası. Benim karımın adını ağzına alma bir daha. Bir daha yanına da yaklaşma. Ben istersen, istediğim zaman görüşürüm Zümrüt Hanım'la. Sen ne pislik bir herifsin. Serhat dur, ne yapıyorsun? Sen karışma Zümrüt. Çocuk görüyor. Buyurun Zümrüt Hanım. Serhat Bey nasıl bir baba olduğunu hepimize göstermiş oldu. Buyurun. Konuşma. Benim babalığım hakkında sen konuşma. Senin ben. Ya durun yeter. İkiniz de baba olmayı hak etmiyorsunuz. Zümrüt. Zümrüt ne yaşandı bana bir anlatır mısın artık? Ne konuşacağım ne? Ya Zümrüt, senin o herifin yanında ne işin vardı? Ha? Bir de Işık'ı alıp götürmüşsün. Ya o adam Işık'a yıllarca babalık etmiş. Çocuğun onu görünce gözlerinin içi parlıyor. Ama ben kime ne anlatıyorum değil mi? Sen ancak kaba kuvvetten anlarsın. Saçmalama Allah aşkına, bak o herifin gırtlağını tutmadığıma dua et sen. Ediyorum zaten. Yaparsın, eminim onu da yaparsın. Zümrüt, Zümrüt niye böyle yapıyorsun bana? Ben artık sana hiçbir şey açıklamak zorunda değilim. Ha, eğer kızın için soruyorsan o konuda haklısın. Sana sormadan götürdüm, kusura bakma. Zümrüt saçmalama, ben tabii ki kızım için kızmıyorum sana. Ya ben o çocuğun yüzü biraz olsun gülsün istedim. Siz ne yaptınız? Cihan da sen de o çocuğun gülümsemesini çaldınız. Evet, o yüzden haklısın. Keşke götürmeseydim. Sen ne yaparsan Işık için doğrusu o, çünkü seni çok seviyor. O yüzden Cihan'ın yanında değil, gerçek babasının yanında olmasını sağla. Ben kimseden yana değilim. Ayrıca siz beni düşüneceğinize, bence çocuğunuzla daha iyi ilişki nasıl kurarsınız onu düşünün. Ya Cihan mı iyi ilişkiler kuracak benim kızımla? Belli ki kurmuş. Çocuk onu istiyor, onu seviyor. Hem Cihan Bey iyi bir adam bence. Siz ne ara bu kadar samimi oldunuz ya? Ne ara bu kadar samimi olduğunda bu adamı savunuyorsun bana? Dur. Zümrüt! Zümrüt. Zümrüt. Zümrüt, beni dinlemezsen nasıl çözeceğiz bu işi? Dinlemiyorum çünkü sen artık saçmalıyorsun. Ya saçmalıyorum tamam. Saçmalıyorum çünkü delirdim ben. O adamın yanında seni görünce delirdim, anladın mı? Sen de zaten bu yüzden yapıyorsun değil mi? Benim canımı yakmak için yapıyorsun. Işık için yaptım. Işık! Işığı kaybetme diye. Sosyal hizmetlerden geldiler yine. Cihan Bey şikayetçi olmuş. Belki konuşurum. Aranız düzelir, şikayetinden vazgeçer diye yaptım. Ben bunu bilmiyordum. Affedersin. Hangi birini? Hangi birini affedeyim ben Serhat? Ya Zümrüt, beni anlasana. Ben adamın yanında seni öyle samimi görünce... Karınla içeri girdiğin andan mı bahsediyorsun? Zümrüt bak, benim bir karım var. O da sensin. Hiçbir şey bunu değiştirmeyecek. Öyle mi? Bak, bu bir nebze yardımcı olur belki. Biz boşandık. Bitti. Serhat, çık dışarı, konuşmak istemiyorum daha fazla. İkimiz de konuşacağız. Artık benimle konuşmak zorundasın. Hiçbir şeye mecbur değilim. Eşyalarımı toplayıp gideceğim o kadar. Lütfen çık şimdi. Çıkmıyorum ben hiçbir. Konuşmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Öyle mi? Eşyalarımı yollarsınız o zaman. Ben gidiyorum. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun öyle mi? Çık şimdi. Şu yaptığını Işık yapmaz, biliyorsun değil mi? Zümrüt, her şeyi konuşacağız tamam mı? Her şeyi konuşacağız, yoksa dışarı çıkmak yasak ikimize de. Sen iyice delirdin. Delirdim! Ben iyice delirdim tamam mı? Ben çılgına döndüm bu aşk yüzünden. Ya Zümrüt, benim gözlerinin içine bak. Benim kalbime bak. Benim içimde senden başka kimse yok, hiçbir zaman da olmayacak. Bırak beni. Bırakmayacağım. Bırakamam ki zaten, istesem de bırakamam. Zümrüt, ben senin nefesin olmadan yaşayamam. Ölürüm ben. Hadi bak, gözlerimin içine bak benim. Beni sevmediğini söyle hadi. Seni sevmiyorum de bana hadi. Gözlerimin içine bak ve söyle şunu. Hadi. Hadi Zümrüt, beni sevmediğini söyle hadi. Ya yeter! Yeter! Seni tanıdığım günden beri hiçbir şey yolunda gitmiyor. Sanki hayat beni cezalandırıyor. Ben sana aşık oldum. Her şeyi unuttum. Bir tek seni istedim. Yalnızca seni. Sonra ne oldu? Öldün ya. Sen öldün Serhat. Aylarca mezarında ağladım ben senin. Zümrüt, biz ikimiz de ağladık. İkimiz de bekledik. Ama sen bana hiç inanmadın. Beni bir kere bile dinlemedin. Belki bu kaza olmasaydı yine... Zümrüt. İyi misin? Ah! Şene hemşire! Şene hemşire! Nasılsın gelin hanım? İyisin inşallah. İlaçların fayda etti mi? Zihnin açılır gibi oldu mu? İyiyim Abbas Bey, sağ olun. Yalnız senin de işin kolay değil ha. Bu çocuktu, nikahtı derken. Ama dayanıklı kızsın vesselam. Yalnız Işık nasıl? Ateş, ateş. Aynı Abbas amcası. İnşallah amcasına değil de babasına çekmiştir. Ne yapayım böyle? Öyle gitmeye devam edeyim mi? Bir şey demedin. Siz şu ileriden dönün. Ha. Orada yol yapımı olabilir. Ben başka bir yerden gideyim. Zemin bozuktur orada. Yok yok, siz dönün oradan hemen. Ya benim bilmediğim bir şey mi var? Niye ısrar ediyorsun, oraya gidelim diyorsun? Dönün dedim. Siz nereye gidiyorsunuz ya? Nereye? Sen benimle oyun mu oynuyorsun gelin hanım? Bizi niye buraya getirdin? Niye öyle düşündünüz ki Abbas Bey? Benim size oyun oynamam için bir sebep mi var? Babam köyde dedin, bizi buraya getirdin. Burası neresi Abbas Bey? Ne bileyim neresi? Belki şimdi hatırlarsın. Tam da burada çarpmıştın bana Abbas Demirkan, hatırlıyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.